Size bugün anlatacağımız konu tohumların uzun süre muhafazası, ex situ muhafaza dediğimiz gen bankalarının çalışma ilkeleriyle doğrudan ilişkili olan bir konu. Şimdi bu çok detaylı bir konu olmakla beraber böyle bir konuya neden ihtiyacımız var? Çünkü bizim tarımsal miras olarak bize intikal etmiş olan materyalin diyelim ki dedemizden, büyükannemizden bize bir avuç tohum kaldı. Bunların canlı kalmış olma ihtimalinin ne kadar olduğunu biz bir takım hesaplarla ortaya koyabiliyoruz. Bu gen bankalarının yaptığı işler içerisinde bunlardan bir tane bu tip hesapların yapılabilmesi, kendi tohumlarının 50 sene sonra canlılık oranlarının ne kadar olabileceğinin hesaplanması gen bankalarının çalışma ilkeleri içerisinde. Tabii bu çalışmayı yaparken ben birçok kaynaklar yanında 3 temel kaynaktan çok fazla yararlandım ki bunlardan birincisi IBPGR tarafından yayınlanmış 1985 yılında yayınlanmış olan Procedures for Handling Seeds in Gene Banks. Bu Hansen tarafından ortaya konmuş. O yıllarda IBPGR bir seri yayın çıkarttı arkadaşlar. Bu kitapların tamamını internetten bulmanız ve indirmeniz mümkündür. İkincisi Handbook of Seeds, Seed Technology for Gene Banks numara 2. Burada da 3 tane çok değerli araştırmacının imzası var. Bunlar Ellis, Hong ve Roberts. Bu Ellis, Hong ve Roberts üçlü zaten aslında bu işin teorisini dünyaya da geliştiren ve bu kıymetli eserleri yayınlayan üçlü hala da yakın zamana kadar da yayınlarını görüyorduk. Ve üçüncüsü gene 3 numaralı yayın. Burada aynı ismin altında şu yazıyor. Compendium of Specific Germination Information and Test Recommendations. Burada da familyalar bazında bitkilerin çimlenmelerinin nasıl sağlanabileceği, onların canlılık testlerinin nasıl yapılacağı familyalar bazında anlatılıyor ki bu tip çalışmalar aynı zamanda şeyde birçok uluslararası kuruluşun çalışma alanına da giriyor. Burada biz iki tür muhafazada iki tür iki strateji temeldir. Bunlardan birincisi ex situ muhafazadır. İkincisi de in situ muhafazadır ki ex situ muhafaza tohumların normal tohumların kendi doğal yetiştirme ortamları dışındaki alanlarda özel koşullarda muhafaza anlamına geliyor. Türkiye'de iki tane gen bankası var. Bunlardan birincisi İzmir'de. Şu görmüş olduğunuz resim sol tarafta İzmir Gen Bankası'nın soğuk odalarından bir tanesi. Sola aldığım resim Ankara Gen Bankası'nın kurutma odasından bir resim. Bu orta Ankara Gen Bankası'nın herbaryumunda bir görüntü ve en sağda da Ankara Gen Bankası'nın hareketli raflara sahip olan soğuk odalarından bir tanesini görüyorsunuz. Şimdi bu konu tabii dünya için oldukça önemli. Dediğim gibi birçok yayınlar var. Benim size göstermiş olduğum yayınların dışında pek çok yayınlar var ve bunların hemen hemen tamamı internetten indirilebilir nitelikte, ücretsiz olarak indirilir nitelikte bunlar. Ve bu kitaplarla yani 1985 baskısı kitaplarla günümüzdeki fark ne derseniz gen bankası standartlarını yeniden yazdılar. Bazı standartları değiştirdiler. Ama buna ek olarak istatistik analizleri dahil olmak üzere pek çok güzel yayınları internette görebiliyorsunuz ve bunları ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz. Bu dünyanın gündeminde olan bir konu. Burada Norveç'in 1400 kilometre kuzeyinde, Kuzey Kutbu'nda
dünyanın tepesinde yapılmış olan bir inşaat vardı. Bir zamanlar bu kadar detaylı bir şey yapılmaması planlanmıştı. Hatta Türkiye'ye de geldiler, bizi de bilgilendirdiler. Dünyanın tepesinde kayaları oyarak kayaların içerisine 24 saat soğutulan, orası çok soğuk olmakla beraber gene makinelerin yardımıyla soğutulan bir sistem oturttular. Ki bu sistemin donörleri arasında Melinda Gates Vakfı'ndan tutun Etiyopya hükümetine kadar pek çok hükümet bu çalışmaya destek oldu. Bu da sağdaki resimde bu deponun içerisinde bir görünüş. Çok muazzam bir yapı, fakat iklim değişikliği gerçeği bu kıyamet günü kasasını da vurdu ve karların erimesi sonucu bu sık sık haber oldu geçmişte birkaç yıl öncesinde. Bu soğuk depoları su bastı. Sıkıntılar, çok ciddi sıkıntılar yaşadı. Yani kuzeydeki hissedilen şekli iklim değişikliğinin bizim yaşadığımız coğrafyadan daha fazla. Tabii bunu niye yaptılar? Hatta buraya Monsanto gibi genetiği değiştirmiş organizmaların bugün dünyadaki en büyük üreticisi bile yatırım yaptı. Neden? Çünkü iklimin değiştiğinin herkes farkında ve bizim iklim değişikliği karşısında kurtarmamız gereken en önemli miras tohumlar oluyor. İleride bizim bu tohumlara mutlaka ihtiyacımız olacak. O bakımdan ciddi yatırımlar yapıldı. Peki burada birkaç tanım var. Mecburen tanımlara giriyoruz. Ekspo muhafazanın tanımını yapıyor. Diyor ki biyolojik çeşitlilik komponentlerinin, bileşenlerinin kendi doğal habitatlarının dışında muhafazası diyor. Ben bunu 1992 baskısı, orijinal baskısından aldığım için böyle çok net görüntü değil ama benim için daha kıymetli bu. Genetik materyalin anlamı şudur. Kendini yenileme yeteneğine sahip olan, kendini yenilemeyi sağlayacak organları olan her türlü yaratık, canlı yaratık, işte bitkiler, hayvanlar, mikroplar genetik materyal olarak tanımlanır ve bu genetik materyal içerisinde de şu anda kullandığımız ya da potansiyel olarak kullanma ihtimalimiz olan her türlü materyal de genetik kaynak olarak tanımlanıyor. Bu ne demek? Yani sizin ayağınızın dibinde yetişen ya da tarlanızın içerisinde yetişen bir ot bugün herhangi bir değer ifade etmese bile potansiyel olarak her canlıda bir yetenek, güzellik vardır ve insanlar onu kullanmalıdır. Şimdi bu konuyla ilgili tohumların ne kadar süreyle canlı kalabildiklerine dair çok eskiye dayanan birkaç belge var. Bunlardan bir tanesi milattan sonra 535 yılında Çin'de yayınlanmış bir şey. Diyor ki kitapta tahıllar diyor kuru ve serin ortamlarda muhafaza edilmelidir. Ancak kestane türlerinin canlı kalması için bunların evin bir kenarındaki ıslak bir toprak içerisinde bulundurulması gerekir. Ya da bunlar bir yere taşınacaksa deriden bir çanta içerisinde taşınmalıdır. Güneşten ve rüzgardan korunmalıdır diyor. 535 yılında Su Hişiyan isimli bilim insanı. Bu şekilde biz görüyoruz ki 1500 yıl öncesinde bile insanlar bu konularla ilgiliymiş. Tohumların canlılıklarının ne kadar sürdürüldüğüyle ilgiliymiş. Ve bundan yine yaklaşık 100 yıldan daha fazla süre önce insanlar bir şeyleri fark etmeye başlıyorlar. Evart 1908'de diyor ki 3 tür bitki vardır diyor. Bunlardan bir tanesi canlılığını 3 yıldan fazla sürdüremeyen mikrobiyotik, ikincisi mezobiyotikler, bunlar 3 ila 15 yıl sürdürür ve bir de makrobiyotikler var, bunlar 15 ila 100 yıldan daha fazla sürdürebilirler. Biraz daha günümüze geldiğimizde Elliot 1912'de bu sadece orman ağaçlarıyla ilgili olarak söylediği şu, buradaki huş ağacı gibi türlerin
tohumlarını siz kurutabilirsiniz. Çok düşük derecelere kadar kurutabilirsiniz herhangi bir zarar görmeden. Ya da diş budak gibi, fraxinus gibi ya da ıhlamur, tilya gibi cinsleri de bir miktar kuruttuğunuz zaman, çok fazla değil, onlar hala canlılığını korur ama Quercus, meşe ya da fagus, kayın gibi türleri kurutursanız bunlar kısa sürede canlılığını yitirir diye belirtiyor. Size göstermiş olduğum iki tane kitapta ismi bulunan Roberts, bu tohumların canlılık kalma sürelerini sıcaklık ve tohum nemi, ortam nemiyle ilişkili olduğunu söylüyor. Bu bakımdan da tohumlar ikiye ayrılıyor. Birisi ortodoks tohumlar ya da ortodoks karakterli tohumlar ki bunlar %2 ile 5'e kadar kurutulduğu zaman bir zarar görmüyor bunların canlılıklarında, bir sıkıntı olmuyor. Ve siz bunları soğuk olarak koyduğunuz zaman canlılıkları çok uzuyor. Recalcitrant ya da Türkçesiyle inatçı tohumlar dediğimizde ise bunların rutubetlerinin, tohum neminin 12 ile %30 arasında olması gerekiyor. Ve bunların kurutulması durumunda hemen canlılık kayboluyor. Şimdi sonuçta tohum fizyolojisiyle tohum depolama arasında bir ilişki var. Ortodoks olan tohumlarda sıcaklık ve nem düştüğü sürece bunların canlılık süresi az yükseliyor, artıyor. Bazı durumlarda hem sıcaklık hem nem ikisi birlikte düştüğü zaman da bunların ömürleri geometrik olarak, exponential olarak yükseliyor. Bunun yanında şu bakımdan çok şanslıyız biz bulunduğumuz coğrafya itibariyle, Akdeniz coğrafyası itibariyle. Bizim bölgemizde bulunan bitkilerin çok büyük çoğunluğu ortodoks tohumlardan meydana geliyor ve ortodoks tohumların bir başka özelliği de değişen iklim koşullarında bu direngenlik dediğimiz Türkçe'de resilience olarak İngilizce'de ifade bulan şekliyle bitkiler, bizim bölgemizin bitkileri daha fazla değişen koşullara adapte olma ve kötü koşulların ardından kendi popülasyonlarını yeniden düzeltebilme şanslarına sahip. Bu bakımdan Akdeniz iklimine sahip olan ülkelerin bitkileri ve insanları bir bakıma tropik ormanlarda, insanın içerisine zor girebildiği ormanlardaki bitkilerden çok daha şanslı değişen iklim koşulları karşısında. Şimdi bu recalcitrantlara baktığımız zaman bunlar daha ziyade ne dedik? Tropiklerin bitkileri ve geçiş alanlarındaki bitkiler. Bunlar kuru ve düşük sıcaklıklarla muhatap oldukları zaman çabucak canlılıklarını yitiriyorlar. Bunların eksitü muhafazaları için de ayrı yöntemler geliştirilmesi gerekiyor. Birçok recalcitrant tohum bugün birkaç haftadan daha fazla, birkaç aydan daha fazla yaşamıyor. Mesela kestane bitkisini siz alıp tabak içerisinde evinizde tutarsanız alelade koşullarda bu bir ay içerisinde canlılığını yitiremez. Bunları bir polietilen torba içerisinde kapalı bir ortamda rutubetini muhafaza edebilirseniz bunlar biraz daha canlılığını koruyorlar. Bu tabloyu daha önce görmüş olabilirsiniz. Tohum, çok fazla tohum türleri var, tohum çeşitleri var. Bunların her birinin muhafaza hikayesi birbirinden farklı. Mesela şu meşeyi uzun süresiz canlı tutamıyorsunuz. Özellikle nişastalı bitkilerin, yağlı tohumlu bitkilere göre bir avantajı var. İşte size nişastalı bir bitki gösteriyorum. Biz buğdaydaki tohuma aslında tam tohum demiyoruz. Bu aslında bir meyvedir. Bu karyopsis tipi bir meyvedir. Ve artık dilim alışkanlığı, hepimiz biz buna tohum diyoruz. Ve bunların muhafazası nispeten birçok türlere oranla daha kolay ve daha şanslı
bu türler. Bu bakımdan da biz birçok kazılarda da bunların sağlam yapılarından dolayı da kazılarda bunları, tarihi ören yerlerin kazılarında bunları sık sık rastlıyoruz kömür haline gelmiş şekilde. Burada germankalar açısından üç tip fazla söz konusu. Birincisi temel koleksiyonlar, işte aktif koleksiyonlar ve çalışma koleksiyonları diye. Bu temel koleksiyonlar daha ziyade orijinal materyaldir. Sizin tabiattan toplayıp getirip koyduğunuz materyaldir ya da eğer yerel çeşit topluyorsanız çiftçi tarlasından aldığınız şekliyle hiç üretme yapmadan koymuş olduğunuz materyal bu temel koleksiyondur. Aktif koleksiyon ise sizin yem bankaları arasında ya da araştırıcılara sağladığınız koleksiyonlardır. Bu çalışma koleksiyonları ise biraz daha farklı. Bunlar araştırma enstitülerinde işte ıslahçı hatları, biyoteknoloji çalışmalarındaki bir takım hatlar ama hepsi değil. Double haploid gibi, substitution lines vesaire gibi. Ancak şu vardır temel prensip olarak biyoteknoloji ürünü olan genetiği değiştirmiş organizmalar gen bankalarına prensip olarak alınmazlar. Gen bankalarının ülkeler içerisinde yedeklenmiş olması da oldukça önemli. Buna biyolojik çeşitlilik sözleşmesi de değinir. Yani bunları mümkün olduğunca siz birden fazla alanda depolayın diye. İzmir ve Ankara'da bulunan Türkiye'deki iki gen bankası kendi arasında materyal değişimi yaparlar ve birbirlerinin tohumlarını yedeklerler. Ancak tabii bir gen bankasına yedeklemeye yetecek kadar bir materyal sağlamak için de dünya kadar üretim yenileme çalışmaları yapılıyor. Ki bunlar hükümet devlet desteğiyle yapılan çalışmalar olduğu için şu ana kadar sıkıntısız götürüldü Türkiye'de. Ama her geçen gün işler birazcık daha çıkmaza giriyor. Bir gen bankasının çalışma ilkesi olarak muhtelif kitaplarda yer alır bu. Ülke içinde yapılan toplamalar vardır. Yurt dışından gelen materyal vardır. Bu ülke içerisindeki toplama materyali önce bir temizleme işlemine tabi tutulur. Yurt dışından gelenler ise bir karantina işlemine girer ve daha sonra gerekiyorsa, yani materyal sayısı toplamaya yetecek kadar değil, bunlar üretime alınır. Eğer yetiyorsa materyalin miktarı, bunlar kayıt işlemine tabi tutulur. Bu üretimden gelen materyalle birlikte. Daha sonra bunlar temizlenir, kurutulur, canlılık testi yapılır, paketlenir, depolanır. Bir yandan da bunlar karakterize edilir, depolanan tohum. Bunlar çeşitli araştırma çalışmalarıyla, projelerle ya bunlar dağıtılır araştırmacılara ve bunlar izlenir. Araştırmacıların sonuçlarının da gen bankasına iade etmeleri istenir ve miktarı azalan tohumlar tekrardan yetiştirilir, çoğaltılır. Ve yaptığınız her işi, her adımını siz dokümante edersiniz. Bu bir gen bankası için olmazsa olmaz bir kuraldır. Dokümantasyon oldukça önemli bir konu. Efendim, psikrometri denen bir alan var. Bu hava nemiyle... Hocam. Efendim. Oraya geçmeden önce şeyi eğer açıklamanız mümkünse, gen bankası fikri nasıl çıktı? O konuda birazcık bir şeyler söyleyip ondan sonra bu tarafı detayları, teknik detaylara girebilir misiniz? Peki o zaman ben şu noktadan itibaren devam ediyorum. O arayı artık Savaş Beyler hallederler. Şimdi efendim bu gen bankaları fikri aslına bakarsanız Birleşmiş Milletler'in Gıda ve Tarım Örgütü'nün bir girişimiyle bundan 60-70 yıl önce başlıyor. Ve gen bankalarının ileride tohumların muhafazası konusunda taşıyabileceği öneme dayanarak FAO
dünyanın özellikle gen kaynakları bakımından önemli olan hot spotlarda, o sıcak noktalarında gen bankaları kurma ihtiyacı duyuyor. Ve bizim İzmir'deki gen bankamız 1972 yılında bir FAO projesi dolayısıyla kurulmuştur. Ve ikincisini de işte kuruluşunda benim de katkım olan ikinci gen bankasını gene biz FAO desteğiyle 1986'da 87'de kurmaya başladık. Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin tamamen desteğiyle o gen bankası 2010 senesinde yeni imkanlarına, yeni tesislerine kavuştu. Buradaki temel amaç FAO'nun başlattığı bir kampanya ve şimdi de aslına bakarsanız birçok ülkede gen bankaları var ama bazı ülkelerde topluluklar, yerel topluluklar hatta bu indigenous gruplar bile kendi gen banklarını oluşturmaya başladılar. Buna community gene bank adı veriyorlar. Bunların tabii çok mükemmel imkanları yok öyle soğutmak, kurutmak gibi. Bunlar mümkün olduğu kadar gene ortamı serinleterek, tohumları kurutarak ve kimini işte saman içerisinde saklayarak, kimini bir takım kimyasal olmayan maddeler içerisinde muhafaza ederek bunların canlılığını devam ettirmeye çalışıyorlar. Bu hükümetli husu hava içerisinde bulunan, soluduğumuz hava içerisinde bulunan su buharı miktarıyla ilişkili olan bir şey. Bu çok bilinmesi gereken bir şey. Çünkü hava nemiyle sizin odanızda ya da deponuzda bulunan bitkinin tohum nemi arasında bir ilişki var. Ve şunu biliyor, hava ısındıkça bünyesinde daha fazla rutubet tutabilir, daha fazla nem tutabilir. 0 derecedeki bir hava, 1 metreküp hava 4 su buharı tutarken 30 derecedeki bir hava 28 gram yani 7 katı su tutabiliyor. Dolayısıyla bizim İzmir ya da Atina'daki bir bitkinin tohumu normal koşullarda, oda koşullarında Ankara'daki bir bitkinin tohumundan ya da Belgrad'daki bir bitkinin tohumundan daha yüksek rutubet derecesinde kalacaktır. Bu onu gösteriyor. Bu da neyi? Bu sonuçta da şuraya getiriyor bizi. Atina'daki, İzmir'deki bitkinin tohumu daha kurak alanlardaki bitki tohumlarından daha kısa sürede canlılığını yitirecektir. Burada denge nem kapsamı denen bir kavram var. Havanın nemiyle tohum nemi arasında bir ilişki var. Denge nem kapsamı. Bu denge nem kapsamı da aslında bakarsanız bir dengeleme durumu ve kuru alanlarda dediğim gibi dengelenen nem daha düşük seviyelerde oluyor. Yüksek rutubete sahip olan, nispi nemi yüksek olan alanlardaki bitki türlerinin tohumları hem doğadakiler olsun hem bizim tohum ambarlarımızdaki oda koşullarında saklananlar olsun onlarda da daha kısa oluyor. Dolayısıyla da kurak bölge bitkileri daha az önce söylediğim gibi bunlar direnlilik açısından, resilience açısından da belki bu şekilde daha şanslı oluyorlar trofik bölge bitkilerine göre. Şimdi buradaki çok sempatik görünmeyen bir formül var. Bunu yüzlerce, binlerce çalışma yaptıktan sonra bu formülü geliştirmişler. Bu bize herhangi bir koşulda tohum neminin nerede dengeleneceğini veren bir formül. ME burada dengenem kapsamı. Efendim bu R şu nispi nemi havanın. Bu desimal olarak veriliyor. Yüzdelik olarak veriliyor. Yani 0.50 gibi. %50 ise eğer
hava nemi, biz bunu 0,50 olarak alıyoruz. R santigrat derecesinden santigrat üzerinden şey sıcaklık, bu D0 tohumun yağ kapsamı. Yani şunu da söylemeliyiz ki yağ kapsamıyla şey arasında da ciddi bir ilişki var. Canlı kalma süresi. Şimdi diyelim ki Ankara'da %50 sıcaklık, %50 rutubette, 25 derece sıcaklıkta, yani oda sıcaklığında bitkinin tohumu, buğday bitkisinin tohumu hangi noktada dengelenir? Biz biliyoruz ki buğdayda ortalama bir %1.9 kadar, yani 0.019 yağ vardır. Bu R 0.50 olarak alınacak. T de 25 olarak alındığı zaman bize Excel tablosunda siz bir program hazırlarsanız, böyle benim yaptığım gibi, bunun 12.4'de dengelendiğini görürsünüz. 12.4'den daha yukarı da çıkmaz, daha aşağı da çıkmaz. Yani ne kadar bekletirseniz bekleyin, sizin bu tohumun %12,4'ten daha aşağı inmesi mümkün değildir. Bu kez ikinci bir hesap daha yaparsak, İzmir için işte nisbinen %75 olsun, ya da buraya Atina gibi düşünebilirsiniz. Sıcaklıkta %25 derece olsun, gene aynı bitki için sonuç 17.6 oluyor. Demek ki benim İzmir'deki tohumumla Ankara'daki tohum arasında %5'lik bir nem farkı var ki, ben eğer buradan 1000 kilo tohumu Ankara'dan alıp İzmir'e götürsem ve belirli bir süre beklesem, bu tohum 1052 kiloya karşılık gelecektir. Dolayısıyla bu ağırlık kazanmakla birlikte canlılığını daha hızlı yitirecektir diyoruz. Tohum depolama ortamıyla tohumun bozulması arasındaki ilişkiler, az önce de bahsettik bunlar. Sıcaklık ve nem en önemli iki faktördü ve bizim depolardaki bitkilerin canlılık süresinin ne kadar belirli bir süre sonra nereden nereye geldiğini hesaplamamız için çok güzel bir formül var. Tabii Excel gibi burada elimizde çok güçlü bir de yazılım olduğu zaman bu tip korkunç görünen formüller bizi ürkütmesin. Buradaki KI bitkinin ilk çimlenme yüzdesi, bunu biz probit değer olarak alıyoruz. Ve de son çimlenme yüzdesi. Bu arada KE, CW, CHT ve CQT gibi, CQ gibi, bunlar da her türe has bir takım şeylerdir, sabit sayılardır. Bu formülü uygulamak için değerleri bilmemiz lazım. Şu andaki adı Bioversity International olan, bu orijinal adı International Board for Plant Genetic Resources. Daha sonraki adı International Plant Genetic Resources Institute ve en son adı Bioversity International kurumu. Bu tip tabloları zaman zaman yeniliyorlar, yeni türler ekliyorlar. Bu benim çok eski bir yayından aldığım bir şeydir, tablodur. Ve bu tabloyu kullanmamız için bizim Z tablosunu bilmemiz gerekiyor. Z tablosu normal dağılım gösteren bir popülasyon içerisinde, popülasyonun herhangi bir özelliğinin yüzde kaç değerinde olduğunu bize anlatan bir tablodur. Şu tabloya bakarsak, tablomuz gördüğünüz gibi normal bir dağılım gösteriyor ve bu -3 ile +3 arasında değerler alıyor. Aslında burası sol taraf eksi sonsuza, sağ taraf artı sonsuza kadar gitmekle beraber -3'ten sonraki değerler sıfıra çok yakın olduğu için, aynı şekilde +3'ten sonraki değerler sıfıra çok yakın olduğu için biz buraları da sıfır kabul ediyoruz 3'ten sonrası. Diyelim ki bizim
sigması 1.6 olan bir değerimiz var. Bunun sol tarafı sizin canlı kalan materyalinizin oranı olabilir. Sağ tarafı ölmüş olan materyaliniz olabilir. Ya da tam tersi olabilir. Sol tarafı ölüm materyali, sağ tarafı can materyaliniz. Bunu hesaplamak için 1.6 değerinin ben neye karşılık geldiğini bulmam lazım. Bakıyorum Z tablosunda 1.6, 94, 95 ile 95, 1.6, 0.95'e karşılık geliyor. Burada görüyorsunuz, bunu küçültmüşüm bu tabloyu, 0.95'e karşılık geliyor. Diyoruz ki o zaman şu tabloda, şu taralı bölge içerisinde kalan popülasyon %95 canlıdır ya da %95 cansızdır diyoruz. Şimdi bu formülü bir çalıştıralım bakalım. Buğday örneğinde olduğu gibi gene %99'dan %95'e düşmesi için diyelim ki sizin büyükannenizden kalan bir materyal var. Bu materyalin %99'dan %95'e düşmesi için geçen süre nedir diye bir hesap yapacak olursanız gene oda koşullarını alıyorum. %12 ve 25 derece. Hemen formülümüzü Excel'e gönderdiğimiz zaman %99'a karşılık gelen KI'dir tabloda 2.325, 95'e karşılık gelen 1.645 ki bunun hesabını hemen yapıyor 219 gündür ya da 0.6 yıldır diyor. Demek ki bu koşullarda yani %12 nem koşulundaki bir tohum popülasyonu 25 derece sıcaklıktaki bir ortamda tutulduğu zaman bunun %99'dan 5'e düşmesi için geçecek süre 219 gündür. Aynı işlemi %99'dan 85'e düşmesi için yaparsak 416 güne karşılık geliyor. Bir defa şu mutlaka aklımızın bir kenarında bulunmalı. Yani bizim gen bankasının içerisinde -18 derecede bile olsa tohumlarımızın canlı sürekli olarak düşmektedir. Ve önemli olan bunların ne zaman nereye karşılık geldiğine, kaça karşılık geleceğini hesaplamamız. Diyoruz. Herhangi bir türün herhangi bir yüzde oranıyla, yüzde canlı oranıyla gen bankasına giren bir materyalin bir yıl sonra canlılığının kaça düşeceğinin de hesabını yapabiliyoruz. Bu hesap sonucu biz buradaki V o hesabı veriyor bize. 1.1939'u 19'a karşılık geliyor. Bu da 87.29 oluyor. Yani 365 sonra 87.29 yüzde canlı olma ihtimaldir. Bunlar hepsi probit değerlerdir. Şimdi ben dikkatiniz için teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olabilmişimdir. İyi günler diliyorum.